Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. 3+3 kuralı hem Galatasaray hem Beşiktaş için bir problem teşkil ediyor bu noktada. Ferdi Kadıoğlu'nu ilk sıraya yazabiliriz. İsmail Kartal'ın da Rusya kampında ifade ettiği gibi Ferdi Kadıoğlu'nu hem sol bekte gerekirse de sağ bekte ben ilk alternatif olarak düşünüyorum demişti basın toplantısında. Ferdi'ye ek Cengiz Ünder transferi çok kritik bir hamle. Sağ kanat bölgesinde bir Türk oyuncuya şans vermek ikinci kontenjanı da bu sayede dolduruyor Fenerbahçe. Üçüncü adayda Mert Müldür konusu Galatasaray'ın da devrede olduğu bir transfer. Mert Müldür geçtiğimiz sezonu çok az oynayarak tamamladı. Bir sakatlığı vardı. Tabii Fenerbahçe bu transferde istekli ama sağlık kontrolleri de bu noktada çok önemli. Fenerbahçe bu konunun da takipçisi. Galatasaray'ın da devrede olduğu bir transfer. Mert Müldür Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer bir Türk isim. Bu arada Galatasaray cephesinde de değişik diğer isimler de gündeme geliyor. Fenerbahçe merkez orta sahayı yabancı oyuncularla doldurmayı hedefliyor. İlk iki hedef de Nicolas Dominguez ve Krunic olarak TRT Spor ekranlarından da aktarmıştık. Evet, şu anda Fenerbahçe ve Marsilya kulübü uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Çok sıcak bir transfer haberini TRT Spor ekranlarından biz paylaştık. Artık iki kulüp arasında yalnızca ödeme planlarının konuşulduğunu söyleyebilirim. Cengiz Ünder'le geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığını duyurmuştuk ve artık Marsilya'nın bir bonservis beklentisi var tabii ki Cengiz Ünder meselesinde. 20 milyon avro civarında Marsilya'nın ilk başta pazarlıklara ilk başlarken böyle bir bonservis beklentisi vardı ama Fenerbahçe Cengiz Ünder'in biraz da tabii ki Türk oyuncu olmasından da kaynaklı, Fenerbahçe'ye de gelmek istiyor olmasından da kaynaklı Marsilya'nın direncini biraz daha aşağı çekti bu süreçte. En son duyduğum, bana gelen bilgiler neticesinde 10 milyon avro artı bonuslar şeklinde Marsilya kulübüne bir ödeme yapılacağını ben duydum. Fakat hala ıslak imzalar atılmadan da kesin bir şey söyleyemeyeceğimizin de altını çizmek istiyorum. İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Cengiz Ünder ve Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlandı. Dediğim gibi sağlık kontrollerinin ardından biz imza atmasını bekliyoruz Cengiz Ünder'in ama temkinli olmakta da fayda var. Bu yüzden de prensip anlaşmasına vardı şeklinde biz de TRT Spor'da haberleştirdik sevgili İbrahim Kırkayak. Artık son detaylar iki kulüp arasında görüşülüyor. Bunu aktarabilirim Cengiz Ünder transferiyle ilgili. TT'nin talep ettiği maaş ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin gündemine yine taraftarı heyecanlandıracak bir isim geldi. Önemli transferlere imza atan ve bu sezon şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Sarı Lacivertler de daha önce de görüşmelerde bulunan Tete ile tekrar masaya oturuldu. Aktarılan bilgilere göre saha transferi olumsuz sonuçlanınca kanatlar için yeni bir yıldız arayışına giren yönetim 23 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha görüştü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın uzun boylu tecrübeli forvet Dzeko'nun kanatlardan istediği topları alması için bu bölgede oynayacak isimlere önem verirken Sarı Lacivertli idareciler de Tete'yi listenin başına koydu. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan ve serbest oyuncu konumuna geçen Tete için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını zorlayacağı ve en geç gelecek hafta bu transferi nokta koyacağı bildirildi. Tete'nin menajeriyle Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde futbolcu beklentilerini Sarı Lacivertlere aktardı. Tete'nin 5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro talebinde bulunduğu öğrenildi. Brezilya ekibi Grêmio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Fransa ekibi Lyon'a, ardından İngiltere'den Leicester'a kiralık gitti. 23 yaşındaki sağ kanat kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı. Geçen sezon hem Lyon'da hem de Leicester'da toplamda 33 karşılaşmada şans bulan futbolcu 7 kez rakip ağları havlandırırken takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi. Kanarya'nın hedefi transferi doğruladı. Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri de Rade Krunic. Fenerbahçe 29 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başladı. Milan'ın sportif direktörü Antonio yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Krunic ilgisini yalanlayamam ancak transfer hakkında resmi görüşmelere başlamak için henüz erken ifadelerini kullandı. Sarı lacivertlerin kısa sürede ilk teklifi İtalyan devine sunması bekleniyor. Ancak Rade Krunic Milan'ın satış listesine koyduğu isimler arasında değil. Teknik direktör Stefano Pioli boşta orta sahasını yeni sezonda takımda düşünüyor.
Bu nedenle Milan'ın ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Krunic'i satmaya sıcak bakacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 resmi maçta forma giyerken bir gol attı ve bir asist yaptı. İsmail Kartal genç yıldızın biletini kesti. Geçen sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro alınan ancak Jorge Jesus tarafından pek tercih edilmeyen Jadon Osterwolde takımdan ayrılabilir. Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun üstünü İsmail Kartal da çizdi. Tecrübeli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde Hollandalı sol beki satışına onay vereceği belirtildi. Hollandalı futbolcu Fenerbahçe'de toplamda 5 maçta oynadı. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başlayan Osterwolde, 2020 yılında Twente daha takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin Ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı. Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu. 22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Santos yolunda. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoper için ülkesinden Santos devreye girdi. 30 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği ve 2012'den 2020'ye kadar formasını giydiği siyah beyazlara dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe geçen sezon kiraladığı Henrique'nin bonservisini zorunlu opsiyon nedeniyle 1,4 milyon euroya satın almıştı. Sarı lacivertler tecrübeli savunmacıyı aynı fiyata satmak istiyor. İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi'ye terapi. Fenerbahçe'nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan Zimru maçında oyuna son 6 dakika giren Batshuayi'nin aşırı hırsı ve oynama isteği Samandıra'da ilk nesihati alan futbolcu olmasına neden oldu. 84. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdiği için hayli mutsuz ve sinirli olduğu gözlenen Michy Batshuayi, maç sonu takımın taraftarlarla bütünleşerek yaşadığı sevince katılmamış ve soyunma odasına gitmişti. Michy Batshuayi kendisini çevirip sahada tutmak için çabalayan takım arkadaşı İsmail Yüksel'i de itip elinden kurtulmuş ve takım taraftarlarla iç içe sahada eğlenirken koşarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Moldova'nın Zimbru takımı ile oynanan UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk başında dikkatlerden kaçan bir son saniye detayı olan Michy Batshuayi'nin sinirle içeri girip sevince katılmama tavrı Perşembe günü yapılan antrenmanda ele alındı. Michy Batshuayi ile bir konuşma yapan İsmail Kartal, bir oyuncusunun bu denli oynama isteğiyle ve hırsla dolu olmasının iyi bir şey olduğunu, ancak bunu bir çizgide tutmayı başarmak gerektiğini belirtti. Tecrübeli teknik adamın Belçikalı yıldıza, herkesin takımın bir parçası olduğunu, uzun ve yoğun maç trafiğinde her futbolcu önemli görevler düşeceğini, bu yüzden küsme, isyan gibi davranışların yanlış olacağını söylediği öğrenildi. Fenerbahçe'den Zeki Çelik'e dudak uçuk atan teklif. Fenerbahçe yönetimi Cengiz Ünder sonrası başka bir milli yıldıza daha kanca attı. Fenerbahçe Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik için İtalyan ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Geçen sezon Lille'den Serie A temsilcisi Roma'ya bu fiyata transfer olan 26 yaşındaki sağ bek için son kararı çizme ekibinin teknik direktörü Mourinho verecek. Roma formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Zeki Çelik 2028 dakika sahada kalırken bir defa da asist yaptı. Milli yıldız gol sevinci ise yaşayamadı. Zeki Çelik'in Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.